Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir fotoğrafı nasıl PNG hale getirebileceğinizi göstereceğim. Photoshop üzerinde herhangi bir fotoğrafı PNG hale getirmek mümkündür. PNG fotoğrafı oluşturmak gündelik hayatımızda oldukça fazla işimize yaramaktadır. Evet arkadaşlar, sözü daha fazla uzatmadan işlemlere başlayalım. İlk olarak herhangi bir fotoğrafı Photoshop içine sürükleyip bırakalım. Ve hemen ardından sağ bölümdeki Layers altındaki fotoğraf kilidini kaldıralım. Çift tıklıyoruz ve OK diyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraf kilidi kalktı. Hemen ardından arka bölümdeki beyaz alanları seçelim. Fotoğraf üzerindeki alanları seçebilmek için iki farklı seçeneğiniz vardır. Birincisi Magic Wand Tool, ikincisi Polygonal Lasso Tool. İlk seçeneğe tıklayalım ve beyaz alana tıklayalım. Gördüğünüz gibi fazlacı seçti. Toleransını azaltalım. Bu bölümde gördüğünüz gibi 20 yapalım. Gördüğünüz gibi 20 yaptığımız zaman toleransını beyaz alanları doğrudan seçti. Ve Delete tuşuna basalım. Fotoğrafın arka bölümünü silmiş durumda. Ctrl'e Z yapalım. Ve Ctrl'e D yapalım. Çizgileri kaldıralım. Fotoğraf üzerindeki beyaz alanları seçmenin bir diğer yolu ise Polygonal Lasso Tool'dur. Seçim yapalım. Ve fotoğraf üzerinde yakınlaştıralım. Alt Scroll tuşuyla. Seçimimizi başlatalım. Gördüğünüz gibi. Bu işlemi otomatik yapabilmek için bir diğer yol ise ESC'ye basarak geri çıkalım. Bu alana uzun bir şekilde basılı tutup Magnetic Lasso Tool seçeneğine basıyoruz. Ve başlangıç noktası seçiyoruz. Sadece sürüklüyoruz. Sonunu belirtelim ve Delete yapalım. Gördüğünüz gibi arka planı silmiş durumda. Diğer alanları da silmek için silgiyi tıkladık ve şöyle bir beyaz alanları sildik. Yani fotoğraf oluşturmak aslında bu kadar basit ve kolay. Bu fotoğrafı dışarıya çıkartmak için File menüsünden Save for Web, Alt, Shift, Ctrl ve S tuş kombinasyonları da fotoğrafı dışarıya aktarmanızı sağlayacaktır. Doğrudan buraya tıklayalım. Sağ üst bölümden PNG-24 seçeneğine basalım. Gördüğünüz gibi benimki PNG-24. Hemen ardından fotoğrafın genişliğini ve uzunluğunu belirleyerek Save yani kaydet tuşuna basalım. Evet arkadaşlar, fotoğrafımız geldi. Gördüğünüz gibi arka planın rengini otomatikman zaten almış durumda. Evet arkadaşlar, fotoğrafı PNG yapma ile alakalı tüm bilgileri sizlerle paylaştım. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.